Günaydın, tünaydın, iyi akşamlar arkadaşlar. Beni günün hangi saatinde izliyorsanız iyi seyirler. Bugün İstanbul Eminönü'ndeki Rainbow Akvaryum'a geldik. İkinci akvaryum burası. Bundan önceki ve bundan sonraki ve daha öncesinde gezdiğim bütün yerlerin videolarını izlemek isterseniz ana sayfamdaki Gezenti Vlog bölümünden hepsini alt alta izleyebilirsiniz. Ayrıca bu videonun sağ üst köşesindeki iyi bölümüne basaraktan da aynı playliste ulaşabilirsiniz. Burada tetra grubu balıkları görüyorsunuz. Gayet güzel görünüyorlar. Gene zebra grubu balıklar rengarenk. Bunlar Türkiye'ye birkaç aydır yeni girmeye başladı sanırım. Görsel olarak da çok güzeller. Birçok insan da alıp zaten beslemek istiyor bunları. Bu arada bu akvaryumların berraklığı çok güzel, gördüğünüz gibi. Bakın, tri color'lar benim beslediğim balıklardan zaten. Ve şu arkadaki GAP 7 motordan bütün akvaryumlarda var. Ben de bunu çok severek kullanıyorum. Akvaryumları çok güzel temizliyor. Gene burada neydi bunların adı? Bir yerde yazıyordu ama unuttum şimdi. Can doğuran grupları, kılıçlar, genelde kılıç var burada, sarımoller var. Lepistesler gene. Fiyatları da akvaryumların sol üst köşelerinde yazıyor zaten. Bunları da özellikle sizler için çekmeye çalışıyorum. O bir arowana var üst tarafta. Gene tri kalır melekler. Kaç, 50 lira yazıyor sanırım bu boydaki meleklere. Artık bunlar damızlık altı olmuşlar. Damızlık boya yaklaşmışlar. Detaylıca bütün akvaryumları çekmeye çalışıyorum. Sol tarafta gene melekler var. Bunlar daha küçük melekler. Çöpçüler 4 TL diyor. Melekler herhalde sonradan atmışlar. Yani bu pet shop'taki akvaryumların suların berraklığına gerçekten hayran kaldım ama gördüğünüz gibi GAP motor var. Dış filtreler çalışıyor akvaryumda sürekli. Balıklar için gayet güzel ortamları oluşturmuşlar. Astronotlar 15 TL'ymiş. Yine çok güzel koyu Japonlar. Bunların da merakları apayrı tabii. Her türlü seveni başka. Yine Molik grubu, Veli Ferelar, Can Doğuran grubu. Şu ön tarafı sarı, arkası siyah olanlar da birçok kişi tarafından sevilmeye başladı. Yeni bir tür Türkiye'de görülenlerden. Yine Lepistesler 5'er TL, rengarenk Lepistesler. İçinde platiler falan da görüyorum sanırım. Birkaç tane karışmış herhalde. Böyle rengarenk bir akvaryum gerçekten çok güzel olur. Bütün can doğuran, besleyen arkadaşların hayaldir büyük ihtimalle. Burada neler var? Ramirez diyor. Demoze diyor. Ama Ramirez var da bir de sahiler var. Sahilerin fiyatlarını yazmamışlar oraya. Evet, bu balıklar mesela gökkuşakları. Üst tarafların fosforu sonradan elle boyanma. Sıkıntı. Balıklar için de sıkıntı. Ama görsel için yapılmış ve alıp satılan bir balık. Papağan ciklet 45 TL'ymiş. Burada birçok tür var. Fiyatları gördüğünüz gibi burada şeyler var. İşte bu Jack bir şey diyorlar. Şunlar mavi mavi parlayanlar. Çok güzel bir tür. Benim de hoşuma gidiyor açıkçası. Büyüdüklerinde daha güzel desenleri falan, renkleri daha güzel ortaya çıkıyor. Burada normal vatozlar da var. Cüce vatoz değil bunlar. Büyüyen vatozlardan. O gene koyular 120 TL'ye 85 TL. Bunlar baya güzel özel tür balıklar belli. Kendilerini gösteriyorlar. Demoze 15 TL diyor. Şu mavi beyaz çizgililer benim de çok sevdiğim bir balık türü. Mücevher balıkları. Kırmızı kırmızı olanlar. Tabii
ev ortamında daha güzel, daha kırmızı hale geliyorlar. Düzgün beslenmeyle, uygun su şartlarıyla. Gene Japonlar, bunlar da değişik bir tür sanırım. Hepsi aynı, farklı bir Japon türü. Gene normal büyük vatozlar var. Leopor vatoz olarak geçer. Ve Japonlar, Japon seven arkadaşlar için. Hep pet shoplarda onu dikkat ettim. Japonlar hep en altta. O güzel bir beta da var poşetin içinde. Ciklet grubu. Karışık cikletler artık. Hangisine hoşunuza gidiyorsanız oradan alıyorsunuz. Cikletleri genelde böyle tür tür ayırmıyorlar. Daha çok boyuna göre ayırıyorlar. Boylayıp koyuyorlar. Sarı prensesler. Bayağı büyük damızlık boyda balıklar. Ciklet seven arkadaşlara gelsin bu görüntüler. Yine farklı türlerde cikletlerin bulunduğu bir akvaryum. Şunlar sarı prensesin yanında bir de portakal gibi renkli olanlar var. Onların başka bir tür herhalde veya sarı prensesin artık renginin çok koyulaşmış halleri. Ya da attığım gibi portakal ismiyle geçebilirler. Yunuslar kafa yapmaya başlamış bazıları. Gene Japonlar dediğim gibi alt tarafta hep Japonlar. Kaderleri bu. 7,5 TL'miş bu boydaki Japonlar. Fiyatları da dediğim gibi göstermeye çalışıyorum. Şimdi şurada çok güzel Japonlar var. Burada Eminönü'nde birçok akvaryumcu da var bu Japonlar. Ama gerçekten çok güzeller yani. Kendilerini gösteriyorlar. Aslanbaş diye geçiyorlar sanırım bunlar. Ama şöyle bir 10-15 tane var burada bakın. Ne kadar güzel bir görsel oluşturuyorlar. Salına salına yüzüyorlar. Özellikle şu siyahlar falan çok güzelmiş. 2 tane var sanırım siyahlardan. Yani balığı sevmeyen insanı sevdirecekler. Çok görseli harika bir Japon türü. Yani Japon beslenecekse böyle bir Japon beslemek lazım yani. Yine bakın devamı burada. Burada biraz ambiyaslar falan koymuşlar. Bitki de koyunca daha güzel olmuş olay. Oranda 75 TL diyor. Bu fiyat 75 TL. Yani bu türlerin fiyatı nedir bilmiyorum ama yüksek bir fiyatmış. Diskuslar. Yine bir aravana var bu akvaryumda. Diskusların bazıları kararmış ama bazıları renkleri çok güzel. Burada kedi balıkları, cikletler. Böyle bir akvaryum. Ve okyanus akvaryumları. O küçük küçük deniz yıldızları var, camlarda yapışıyor. Bu kayaların hepsi canlı, bir canlı kaya. Belki biliyorsunuzdur. Şuna bakın, sapsarı ne kadar güzel. Okyanus balığı olunca görüntüde daha bir güzel oluyor. Bizim tatlı su akvaryumlarımızdan ziyade. Tabii bu akvaryum işi, okyanus balığı işi çok zahmetli, bilgi gerektiren ve para gerektiren bir şey. Gene balık çeşitleri bakın. Okyanus balıklarının Nemo var bir tane orada. Herkesin sevdiği. Değişik değişik renkleri ne kadar canlı ama. Tuzlu su oldu mu böyle oluyor. Bir deniz yıldızı da var orada. Burada da birkaç bir şey var ama. Orada akvaryum olduğu için çekemedim önünde. Gene şu melek balığına bakar mısın? Ne kadar güzel ya. O sol üst köşede bir tane aslan balığı var. Hepsinin kendine göre apayrı güzellikleri var yani. Herkesin son noktada yapmak istediği şey bu. Aslan balığı. Bugünkü gezimizde dediğim gibi Eminönü, İstanbul Eminönü'ndeki Rainbow Akvaryum oldu. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Kanalıma abone değilseniz aşağıdaki abone ol butonuna tıklayarak abone olabilirsiniz. Ve yanındaki zili aktif hale getirerekten de eklediğim bütün videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Videolarımı beğeniyorsanız aşağıdaki beğen butonuna tıklamayı unutmayınız. Kanalımın ana sayfasındaki eklediğim bütün videoları istediğiniz kategori halinde alt altta duraksamadan playlist şeklinde izleyebilirsiniz. Ve videonun altındaki açıklama bölümünden
kanalımın sosyal medya hesaplarını bulabilirsiniz. Sonraki videolarda, sonraki gezi videolarında görüşmek üzere. İyi seyirler, iyi hobiler.